basın toplantısında sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ortak bir hayalin peşinde koşan 3 Türk genci 1999 yılında oyun dünyasının daha önce tanık olmadığı ileri düzey bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiden faydalanarak tasarladıkları ilk oyunları Far Cry, piyasaya çıktığı 2004 yılında dünyanın en iyi bilgisayar oyunu seçildi. Far Cry günümüzde de tüm zamanların en iyi oyunları arasında gösteriliyor. Eksiksiz bir oyun ve simülasyon çözümü olan CryEngine ile yapılan Crysis serisi 10 milyon adetin üzerinde satışa ulaştı. Yerli kardeşler, sahip oldukları oyun ve simülasyon geliştirme teknolojileri CryEngine sayesinde dünyanın önde gelen firmalarına bu ileri teknolojiden faydalanma imkanı sağladı. Günümüzde dünyanın en büyük bağımsız oyun geliştiricilerinden biri olan Crytek, merkezinde teknoloji olan yenilikçi yaklaşımını sosyal bir platform olan GeForce ve yeni çevrimiçi oyunlara yöneltiyor. Dünyanın önemli merkezlerinde stüdyoları bulunan Crytek artık Türkiye'de. Bugün burada planlarımızın ilk adımı olarak Crytek İstanbul ofisinin açılışından siz değerli misafirlerimiz ile paylaşmak için bir araya geldik. Yatırım kararımızın Türkiye'de dünya çapında teknoloji birikim, yetkin insan kaynağı ve ihracat konularında katma değer vereceğini sağlayacağını düşünüyoruz. İstanbul ofisi aynı zamanda da Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin de merkezi olacak. 5 yılda 50 milyon civarında euro gelir bekliyoruz ve ihracat potansiyeli sağlamasını hedeflemiyoruz. Odak noktamızda Türkiye olarak belirledik. Böylece Orta Doğu pazarında ülkemizin dizi ve sinema sektöründe elde ettiği başarıyı ve oyun sektöründe içinde tıklayacağız. Oyun odaklı sosyal platformumuz, GPS'in gücü sayesinde geniş kitlelere ulaşmak için en önemli hedeflerimiz olacak. Yapacağımız yatırım insan odaklı olacağı için oyun gelişimi kalitesinde artırarak ülkemizden dünya çapında oyunlar çıkarılmasına lider rolü üstleneceğiz. Bu amaçla 5 yıl içinde 150 üstün nitelikli elemana istihdam sağlamayı planlıyoruz. Tersine beyin gücünü teşvik etme amacıyla üretim odaklı teknolojinin geliştirilmesine öncelik verilecek. Dünyanın dört bir yanından ofislerimizde çalışan yaklaşık 50 Türk uzman ve mühendisimiz bu konuda en önemli kaynaklarımız birisi olacak. Üniversiteler ve kurumlar ile yapılacak uzun süreli işbirliği sayesinde bilgi transferi daha etkili ve akademik dünya ile paralel bir kıvamda ilerleyecek. Dünyanın 7 ayrı ülkesindeki ofislerimizden elde ettiğimiz küresel bilgi birikimini de Türkiye'ye aktaracağız. Ülkemizin de bu insan kaynağını dünyanın önde gelen tecrübeli oyun geliştiricilerine de emanet edeceğiz. Şakip olarak yapacağımız bu atılmalar sayesinde Türkiye'nin oyun sektöründe etkin rol oynayan bir ülke haline geleceğine yürekten inanıyorum. Ben şey soracağım, yatırımlarla ilgili. Yatırımlar oyun alanında mı olacak yoksa oyun dışında farklı alanlarda, teknolojilerde bir yatırımımız olacak mı? Yani oyun geliştirmeye yönelik ya da direkt oyun olarak değil de farklı alanlarda yine paralel alanlarda bir yatırımımız olacak mı? Açıkladım yatırım söz konusu olan yatırımlar sadece oyun yazılımı gelişimleri. Bir de şey soracağım ilk 5 yılda önümüzdeki 5 yılda Cevat Bey 20 milyon euro yatırım söyledi. Bu Türkiye'de ve sadece Türkiye'de yatırım olacak mı? Yani genel olarak sadece Türkiye'de 20 milyon yatırım olacak mı? Sadece Türkiye'de yatırım olacak mı? Teşekkür ederim. Buyurun hemen arkaya uzatalım. Özgür Yıldız Mertin Kazan'ı. Lokalizasyonla ilgili çalışmalar yapacak mı Crytek İstanbul? Tabii ki. İnternetten konuşmak zor oluyor burası tabii ama Crytek zaten tüm oyunlarını Türkçe'ye lokalize etti. Bu zamana kadar Crysis'ten itibaren bütün oyunlar Türkçe'ye yapıldı. Bundan sonraki oyunlarda aynı şekilde Türkçeleştirilerek devam edecek. Ana çalışma Crytek İstanbul'da
ana çalışma İstanbul mu bunu üstlenecek? Evet, tabii İstanbul üstlenecek. Bundan önceki oyunlar da Türkiye'de lokalize edildi zaten. Crysis'in oyunları da Türkiye'de Türkiye çalışmaları tarafından yapıldı. Yalnız belki o soru belki bir kampa gelebilir. Biz Crytek İstanbul lokalize ofisi değil. Yani bunu merak etmeyin. Hani hiç tam çok farklı bir şeyler olacak. Yazılım bilgisi gibi olacak. Lokalize bir bölüm olabilir ama artı yazılım olacak. Evet, hemen beyefendi bozalım. Mahmut Saral, teknolojist. Crysis'in gelecekteki yani için hani online olayını siz çok önemsiyorsunuz yani online oyunlar gayet yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemizde de online oyunların çok büyük bir potansiyeli var. Crytek İstanbul daha çok online oyunlara mı odaklanacak yoksa genel bir kapsam olarak bu coğrafyayı ele geçirmeyi planlıyorsunuz? Daha fazla oyun, online oyun üzerine konsantre edecek. Peki tarihi unsurlar, sevgili bakanımızın da söylediği gibi birçok tarihi konumuz var. Yani herhangi bir proje en azından düşünce olarak var mı? Tarihi konsept üzerine kurulur. Şu anda tam %100 plan yok. Yalnız tabii ki bakanımız dediği gibi potansiyel çok var. Türkiye'nin historisinde çok inspirasyonlu konular ve hikayeler var. Hak iyi olmuş hikayeler. Ve onları tabii ki oyun olarak oyuna çevirmemizin tabii ki iki şekilde avantaj görebiliriz. Hem eğitim bakımından hem de işte oyun kendisi yani oyun olmasının bakımından. Peki, şimdi çok yeni açtık da oturalım evet. Yeni oyun projeleri. Benim bakanımızla da tartışacağız bunları. Evet, ben harika tarafı olsun. Ölüm Dergisi'nin Türkiye Dergisi'nin Ahmet Üstler, $20 milyon oldukça büyük bir yatırım oyun sektörü açısından. Euro. Bu yatırımla ilgili Türkiye'de borsaya ya da globalde borsaya açılmak gibi düşünceniz var mı? Şimdi Crytek tabii çıkılıp gelişiyor ama öyle planları olsa bile şu anda bu ortamda açılmamız net değil. Yalnız Crytek gelişiyor ve gelişecek. Yani onun tabii sonucu açık olabilir. Arkadaki beyefendi uzatalım. 20 milyon euroluk rakam bizi çok etkilediği için ben de oradan bir soru soracağım. Biraz daha açıklığa konuşması adına. Bu rakam tamamen Crytek İstanbul ofisinin projelerine mi harcanacak? Yoksa dışarıdan gençlerin ya da başka küçük firmaların projelerine, şirketlerine destek noktasında da bir girişiminiz olacak mı? Yani melek yatırımcı noktası. Öncelikle yatırım planımız Türkiye ve Orta Doğu. Merkezi Türkiye'de olacak şekilde. Aynı zamanda Türkiye'deki Cevat Bey'in açıkladığı gibi üniversitelerle ve kurumlarla da yakın çalışma ve buradaki oyun sektörünün gelişmesi için de katkıda bulunma planlarımız var. Şu anda yüzde olarak size vermemiz mümkün değil ama niyetimiz bu şekilde. Şimdi Cevat Bey'in konuşmasında açıkladığı gibi 150 kişiye istihdam sağlayacak bir stüdyo planımız var. Tabii ki bu 150 kişilik stüdyonun büyük bir kısmı yazılımcı olacaklar. Ancak Crytek teknolojisine bir süredir zaten eğitim vermeye çalışıyoruz. CryEngine üzerinde oyun geliştirme ya da farklı projelerde çalışmak üzerine. Doktora, master çok önemli olan bu yetenekli insanların CryEngine üzerinde gelişimini sağlayabilmek. Bunun için de kurumlarla beraber çalışacağız. Tabii ki doktoral arkadaşlarımız şu andaki ofisimizde de var. Tabii ki master arkadaşlarımız olacak. Ancak lise öğrencisini de ayırmayacağız, üniversite öğrencisini de ayırmayacağız bunun için. Önemli olan nitelikli insan kaynağı yetiştirebilmek. Yani sıkıntımız Türkiye'de oyun geliştiren arkadaşlarımızın dünya standartlarını yakalayamamasıydı. Birçok yol denendi, bu henüz başarıya ulaşmadı. Biz buna yardımcı olmak için çaba göstereceğiz. Yetenekli gençler kendilerini Crytek'e nasıl ifade edecekler, nereden gelişebilecekler? Nasıl başvurabilecekler? Var, crydev.net.
Crytek'in net zaten bizim Crytek'in üzerinde oyun geliştirmek. Yani şu anda itibaren böyle bir şeye girişebilir o zaman. Var, hatta Türkçeleştirmek ile ilgili düşüncelerimiz de var ama bir süreç veremiyoruz bunun için. Ama programımız da var. Peki, esas soruma gelecek olursak İstanbul ofisi açıldı. Distriktörlük yapısında herhangi bir değişiklik düşünüyor musunuz? Türkiye'deki oyunların dağıtımı ile ilgili. Şimdi daha önce de defalarca açıklandığı gibi Cevat Bey'in röportajlarında Crytek online oyunlara, online oyun geliştirici bir firma olmaya yöneldi ve artık kendi oyunlarını online olarak dağıtacak. GeForce platformumuz bunun için oluşturuldu. Diğer oyunlar, retail sistem bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş azalıyor. Bu konudaki anlaşmalarımız devam eden firmalarla geliştirme yapıyoruz ancak biz kendi oyunlarımızı bundan sonra CD'ye kendimiz çıkartmayacağız. Ondan kendi platformumuzu kullanarak olarak dağıtacağız. Ben Crytek'in mobile gaming tarafındaki vizyonunu merak ediyorum. Bu tarafta CryEngine'in bir mobile versiyonu ya da mobil tarafa bir teknoloji anlamında bir yatırım söz konusu bir yol haritasında bu var mı? Mobile oyun sektörü bizim için gelecek 5 yılda en önemli sektörlerinden birisidir. Ve CryEngine, tabii ki CryEngine Mobile olarak bir ilk proje Fibble olarak Mart 2012 sitesi çıkmıştı. Çok proje olduğu için unutuyoruz işte. Gelecek bu senede de işte birkaç tane mobile oyunları da çıkaracağız piyasaya. Ve daha da çok artacak yani her sene. Merhabalar. Ben Tayfun Kumaş'ın Crysis'in hepsine kapatırına geldim. Snackbox 2 mod geliştiricileri var ve ciddi anlamda güzel modlar piyasaya geliyor. Hani Türkiye'de de hani piyasa biraz yurtdışına uzak olduğu için bu mod yapımcıları güzel modlar yapsa bile kısa sürede hani hobi olarak bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu konuda bir desteğiniz olacak mı? Bir sorum daha olacak. O da şey, Confront 2'nin yapımını duyurmuşsunuz. CSGO'nun kapanmasıyla Confront 2'nin yapımı devam ediyor mu? Yoksa isim olarak değişik bir dağıtımcıyla piyasada olacak mı? Serhat Bey dediği gibi, GeForce bizim için online oyun endüstrisinde, sektöründe büyük bir strateji olarak, bir platform, sosyal platform olarak önemli bir rol alacak bizim için. 2-3 sene içinde diyor, GeForce platform olarak indie game developerları bilmiyorum nasıl deneyim bir şekilde, işte indie game developerlar küçük takımlar yani 3, 5, 10, 15 kişi olan takımlar oyun üretebilir. İşte GeForce'e distribüsyon imkanları vereceğiz. O bakımdan bence indie game developerlar daha fazla ve daha güçlü bir kanal ulaşılacaklar. İkinci soru, Confront 2 olarak, Confront 2 olarak. Confront 2 şu anda daha fazla konu yapamıyoruz. İşte biraz daha beklememiz gerek birkaç haftada. Ama Confront 2 şu anda Confront 2'nin yani projenin değişme planları yok. Şu anda biz devam ediyoruz Confront 2'ye. Ve işte gerisini bakacağız. İlk soru bir şey olacaktı. Xbox 360 Kinect için bir oyun geliştiriyoruz. Rise diye. Bunun gelişimini halinde. İkincisi de Time Splitters 4'ü yapacağımız şeklinde söylentiler vardı. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Hamdi Bey, buyurun dilerseniz siz. Rise Project için maalesef açıklama yapamayacağız. Yalnız project yaşıyor, devam ediyor. Bunu diyebiliriz. Başka bir şey şu anda pek sesimiz olmaz. Time Splitters bizim için enteresan bir konsept, enteresan bir oyun serisi. Onun üzerinde birkaç düşüncelerimiz vardı. Komüniteyle beraber bir yolumuz oldu. Yalnız onun bu proje üzerinde henüz kesinleşmiş bir şey olmadı şu an. Yani açık bir şey. Açıkçası ben çok isterim yani. Sizin elinizden tarihte oynayacak diye düşünüyorum. Ben Mert Çelik, Vast Oyuncu'dan. Öncelikle ben burada ofis açtığınız için Türkiye'de size teşekkür etmek istiyorum. Tebrik ederim ayrıca. Benim sorum e-spor alanı ile ilgili olacak. Crytek'in e-spor konusundaki çalışmaları ne yönde olacak? Hani bir Warface'in ulusal turnuvaları ya da bir Türkiye sunucusu görebilecek miyiz? Evet, bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Özellikle Cevat Bey'in e-sporun temelinden bazı noktalarını değiştirmek için ciddi planları var.
biz de elimizden geldiğince İstanbul ofisi olarak planları destekleyeceğiz ve gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için hazırlanıyoruz. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Son olarak bir de zaman, Kraytek İstanbul ofisi açılışı zamanına göre gelecek 3 ay sonra tabii ki birkaç sürprizlerimiz de var. Mesela sürpriz. Onunla 3 ay sonra belki yine bir basın toplantısıyla çıkacağız. Serhat Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da Avni Bey, bu bizim için de, Crytek İstanbul ofisinde çalışan herkes için de çok büyük bir hayaldi. Crytek'in Türkiye'de operasyonel olması. Öncelikle kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye'ye geldikleri için hem bizi seçtikleri için. Fırsatı yakalamışken. Sizlerle beraber zaten birçoğunuz uzun yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Oyun sektörü çok büyük değil Türkiye'de. Yüz yüze baktığımız insanlarız. Çok iyi projeleri birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlk söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkürler. Avni Bey'den de bir iki cümle alalım. Eğer eklemek istedikleri bir şey varsa son olarak ve böylelikle toplantımızı da sonlandıralım. Bizim için çok farklı, yani nereden baksanız bizim için çok güzel bir durum. Birincisi Crytek gelişiyor, ikincisi Türkiye'de yatırım yapıyoruz. Yani kendi memleketimiz yatırım yapıyoruz. Bu bizim için çok gurur duyucu bir olay. Ve çok heyecanlı bir zaman yani. Bir şey demeyeceğim yani. Önemli olan Türk oyun sektörüne değer katmayı istiyoruz. Ben bir son olarak şey yapmıyorum sadece. Gerçekten. Şimdi 15-20 yıl önce sorular mı? Türkiye temeli dönüş yapacak mısınız derlerdi. Biz o zaman kesin böyle bir düşünce olamazdı. Ama bugün bu farklı. Gerçek 3-5 sene sonra, belki daha sonra Türkiye temeli dönüş olarak böyle imkanlar, yollar açıldı. Evet. Son bir şey.